Hacı Şanlı Türk. Hacı Bey, Karaman'a dair tarihi olarak nereleri biliyorsunuz? Vallahi en bildiğim kale var. Ondan sonra Dikmesen Camisi var. Aktekke var. Daha başka? Başka? Ben o köylerde bilmem şeyleri bilmiyorum. Tamam. Mesela misafiriniz geldi şehir dışından. Karaman'da nereleri gezdirirsiniz peki? Taşkale'ye götürürüm. Taşkaleliyim çünkü. Taşkale'de nereleri görmeli peki? Manazan mağaralarını görmeli, ambarları görmeli, Gürlüğün gözünü görmeli. Ha bir şey saklı cennet var ama orayı bilmiyorum ben. Sanki bir yeraltı mağarası da vardı. Saklı cennet. Evet. Var ama ben hiç gitmedim oraya. Taşkalelisiniz ama niye gitmediniz? Ama ben çocukken çıktım. 60'ta çıktık biz. Yani Taşkale'yi pek bilirim desem bilmiyorum yani. Hani var mı eklemek istediğiniz bir şey peki? Teşekkür ederim. Karamanlılara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkes kendine iyi baksın. Allah yardımcılar olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhabalar. Çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Aynur. Karamanlıyım. Sizler? Fadime. Karamanlıyım. Size sorum şu olacak. Karaman'a dair tarihi nereleri biliyorsunuz? Dışarıdan bir misafiriniz gelse Karaman'ı nasıl gezdirirsiniz? Nereye götürürsünüz? Karaman'ımızda tarihi eserlerimiz çok, yatırlarımız çok, camilerimiz çok, kalemiz var, yabani atlarımız var, taş kalemiz var, addekkemiz var, Mevlana'nın annesi, Yunus Emre'lerimiz var, Mehmet Bey'lerimiz var. Gezdirebileceğimiz tarihi yerlerimiz çok. Buraları gezdiririm diyorsunuz yani. Evet. Sizler ne yapardınız misafiriniz? Misafirimi ne yaparım? Çok güzel piknik yerleri var. Bugün bir çamlığımız var. Taşkale'de, ondan sonra eski ismi Güves, Zengen. Buralarda çok güzel piknik yerleri var. Taşkale buram buram tarih kokuyor. Maden şehri buram buram tarih kokuyor. Bizim Karaman'ımız çok güzel. Kültürüyle, insanıyla, yani havasıyla, doğasıyla, her şeyle Karaman dört dörtlük. Belediye başkanımızdan da memnunuz. Sağ görüşlü, ben sol görüşlüyüm ama bugün takdir ederim ben belediye başkanımızı. Karaman pırıl pırıl. Tertemiz. Yani benim belediyem bana bakıyorsa bana siyaset değil, yönetim bakar. Onun için Savaş Kalaycı çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Verdiğiniz bilgiler için biz çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Adım Mürvet Aydın. Mürvet Hanım, Karaman'a dair neler biliyorsunuz? Karaman'a tarihi yerler olsun, gezecek yerler olsun biliyor musunuz? Tarihi yerlerin olduğunu biliyorum ama pek gitmeye vaktim olmadı. Ama az çok biliyorum. Karamanlı değil misiniz? Karamanlı değilim. Karaman'a dair dikkatinizi çeken şey nedir? Yani şu an burada ne kadar süredir buradasınız mesela? Senede bir defa geliyoruz. Her sene ziyaret ediyoruz annemiz burada olduğu için. Tarihi yerleri olarak çok yerler var. Nasrettin Hoca zannedersem annesi, yanlış bilmiyorsam. Mevlana'nın annesi burada. Aynen, Mevlana'nın annesi. Tanıtım merkezini gezdim. Tarihi yer olarak o. Ama daha çok bilmediğimiz çok şeyler var tabii ki de. Karaman'a dair ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz bize? Karaman hakkında duygu ve düşünceleriniz nelerdir? İnsanları cana yakın. Havasını çok seviyorum. Ben Karadenizliyim. Ama burada kuru ve serin bir hava olduğu için çok güzel. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Eklemek istediğim başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Benim adım Mehmet Şahin. Burada patates, çubukta patates yapıyorum. Seyir araba satıcılığı yapıyorum. Mehmet Bey, Karaman'a dair tarihi yerlerin hangilerini biliyorsunuz? Karaman'a ait tarihi yerleri Taşkale mağaralarını biliyorum. Efendim Manazan mağaralarını biliyoruz. Ondan sonra Kalemen Hatuniye Medresesi'ni biliyorum. Kaleyi biliyoruz. Efendim şimdi aklıma gelmiyor ama bazı şeyleri de biz tamir ettik orada. Hatuniye Medresesi'nin yarısından yukarısını biz tamir ettik. Ben de ustalık da olduğu için tarihi restorasyon işleri de yaptım ben. Bildiklerim bu Aktekke Camisi var. Yunus Emre Camisi var. Bunlar tarihi bir şey. Tarihi eserler bunlar. Şehir dışından misafiriniz gelse buralara mı götürürsünüz? Şehir dışından misafirim gelse işte İsmet Paşa'yı gösteriyoruz. İsmet Paşa'da gezdiriyoruz. İşte burası biraz yoğunluk olduğu için onları gezdiriyoruz. Yunus Emre Camisi'ni, Mevlana'nın annesini onları gezdiriyoruz. Aktekke'yi gösteriyoruz. Kaleyi gösteriyoruz. Fatiniye'yi gösteriyoruz.
Bunları gösteriyoruz yani. Bizim aklımıza gelen bunlar. En yakın olan yerler bunlar. Daha uzak yerlere de gitmek istiyoruz aslında da imkanımız olmadığı için gidemiyoruz. Mesela bir Ermeni'ye gitmek istiyoruz. Ermenek'teki tarih eserleri de inceleyip görmek isteriz ama göremiyoruz, gidemiyoruz yani. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Bütün Karaman halkına bu tarih eseri yerleri gezip ve korumalarını istiyoruz. Sahip çıkmalarını istiyoruz. Türk diline, özellikle Türk diline sahip çıkmalarını istiyoruz. Karaman Türkiye'de Türk dilinin başkenti ama hep yabancı konuşuluyor. Afgan, Suriye, bunlar konuşuluyor hep Afganca. Yani Türkçe konuşulmasın size, sağ ol. Sen geleni benim yerime de konuş abi. Bunlar eklemek istediğim bunlar yani. Türkçe konuşulmasını istiyorum Karaman'da. Türk dilinden başka da bir dil istemiyorum. Adım da Mehmet. Karamanoğlu Mehmet Bey'e de sahip çıkalım. Onun söylediklerine izinden gitmeye çalışalım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı günler diliyorum. Sizlere de iyi günler. Benim adım Mehmet Ali Tankişi. Hakan Tankişi benimki de. Alaaddin Özoğlu. Karaman'a dair nereleri biliyorsunuz tarihi olarak? Dışarıdan bir akrabanız gelse Karaman'da nereyi gezdirmek isterdiniz? Binbir Kilise'yi, Yunus Emre Camisi'ni, ondan sonra neydi onun adı? Taşkale'deki bir mağara evler var, oraları. Ondan sonra yani buraları gezdirmek isterdim. Kültür merkezi var, oraları gezdirmek isterdim. Buraları mı göstermek istedin? Başka mesela herkesin bildiği başka nereyi göstermek isterdin? Mesela İsmet Paşa'da yürütmek ister miydin? İsmet Paşa'da yürütmek isterdim. Aktekke Caddesi'ni gezdirmek isterdim. İşte İsmet Paşa'da dondurma edinmek isterdim. Öyle yani. Buradan Karamanlılara söylemek istediğin bir şey var mı? Ya Karamanlı olduklarını bilsinler. Yani bir de yani ne bileyim böyle Afganca falan konuşmasınlar. Türkçe konuşsunlar. Çünkü burası zaten Türk dilinin başkenti. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler. Şimdi el sallayayım bakalım. Sen ne söylemek istersin? Sen de konuşacak mısın? Yok. Abim konuştuklarına yeter. Yeter mi abim konuştukları? Tamam bakalım o zaman. İyi günler. İyi günler. Ben fenomenim. Evet, biliyoruz biz seni. Neydi? Ahmet benim arkadaşım, oradan biliyorum seni. Ay. Kendini tanıtır mısın bilmeyenler için? Yeniden aran. Ben Akif Ander, 24 yaşındayım. Hollanda'dan geliyorum. Karaman'a dair neler söylemek istersin? Karaman bir başka ya, ben her sene yavrum 3 ay buradayım, çok seviyorum, memleketimiz bir başka. Selam göndermek ister misin birilerine? Herkese selam olsun, kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz, çok sağ ol. Eyvallah. Çok sağ ol. Önce seni tanıyabilir miyiz kısaca? Beni mi? İsmim Mustafa, soyadım Kozan. Mustafa Bey, Karaman'a tarihi olan yerleri biliyor musunuz? Çok biliyorum işte. Aktekke'yi biliyorum, ondan sonra Kale'yi biliyorum. Şeydeki köy var, köy. Hani dağlara koymuşlar da ev yapmışlar ya. Kızıl neydi işte? Manazan mağaraları. Mağaralarını biliyorum. Valla başka ben aşağı yukarı 49 senedir burada değilim ama gelir giderim. Burada 3 ay 4 ay geliyorum, burada duruyorum. Geri gidiyor. Karaman'ı seviyorum, memleketimi seviyorum, insanları da seviyorum. Onun için gelip gidiyorum, yoksa gelmeyiz yani. Bana... Dışarıdan gelen biri Karaman'ın buralarını gezmeli mi? Tabii gezmeli. Tabii gezmeli. Dışarı gelene gezmeli. Bugün Karaman çok tarihi şeyler var yani. Bugün Atatürk bile Karaman doğumlu olduğunu söylüyorlar. Değil mi? Güzel bir şey yani. Ben gurur duyuyorum. Bazı mevzular oluyor orada. Böyle dedim, kendime keyif alıyorum yani. Ama aslı var ama yok. Öyle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da Karamanlılara iletmek istediğiniz bir şey var mıdır? Valla Karamanlılara bol bol selam söyle. Selam ederim.
Allah güçlendirsin Karaman'ı, zengin etsin, herkese bol para versin. Çok, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Hadi hayırlı günler. Sağ olun. Mithat Çolak, Fransa'dan geldim. Karamanlıyım, Bozkırlıyım. Öyle işte. Mithat Bey, dışarıdan gelen biri olarak, yani gurbetçi biri olarak sizce Karaman'da nereleri gezmeli? Tarih olarak siz nereleri biliyorsunuz? Dışarıdan bir misafiriniz gelse Karaman'dan nereye gezdirirdiniz? Şimdi abicim Karaman'da gezecek çok yeri var da şimdi ben yurt dışından geldim ya. Vallahi Karaman'da hakikaten gezecek doğru düzgün bir yeri yok yani. Ben göremiyorum ben. İsmet Paşa var, başka bir yeri yok. Gel kardeşim, şimdi ben de katılayım arkadaşım. Gel abicim. Ben de katılayım da bizim Karaman'a belediye başkanları sıfır. Ha sıfır, bak ona katılayım. Sıfır. Sıfır. Ben gidiyorum başka şehirleri görüyorum, imreniyorum oraya, göçmek doğru istiyorum. Doğru diyor abicim, bak bende puset tamam var. Tamam. El arabası var ya puset. Ya bebek arabası. Vallahi yoldan gidiyorum, başka bir yerden gidemiyorum. Kardeşim kaldırımlar dişen eşya dolu. Abi, adam geçemiyor. Ben de Fransa'dan gelme. Ha, bak ben de Fransa'dan gelme. Tamam mı? Fransa'dan geliyorum. Fransa'yı gördük sonra burada insan diksiniyor ya. Doğru diyor abi. Kendi memleketimizde diksiniyor. Biz niye geliyoruz buraya? Memleketimizi görelim, 3-5 kuruş kazansın memleketimiz diye. Mesela Karaman'a hiçbir şey yapılmamış. Hastane desen sıfır. Tamam sıfır. Yapılacak dile yap. Havaalanı desen yapılacak dile yapılmadı. Sıfır. Bana daha ne göster ki şurada gezilecek bir şurada tarihi bir şeyimiz var ya. Bir tabela göster. Varsa işte şuraya geliyor. Şurada hepsi bu ya. Başka ne var da? Bir de o bellemiş millet 30 metrelik bir de birinci istasyon caddesi. Zaten hepsi anam bu. Babam söylemese ben bilmiyorum. Hepsi kale nerede? Kale bu tarafta. Gezilecek ben eskiden kalede nerede? Oturuyordum. Bilmez. Eski belediye başkanları isimine gitti kaleyi. Orada oturanlara doğru düştü. Mal bile vermediler. Oranın arsalarını sattılar başkalarına. Yediler. E şimdi de işte oh. Keyfi beyinde geziyor millet yani. Ama oradaki adamların hakkını yediler. Benim orada 500 metrekare arsam vardı. Evimin olduğu yer. Verdikleri o zamanın parasıyla 4-5 bin lira para. Bu adalet mi yani? Abi doğru diyor. Madem Cumhurbaşkanımız yaşayacak bunlara el koyması lazım. Karaman'a bir el koyması lazım. Bizim Karaman'a hiçbir bakım yok. Hiç. Sıfır hiç. Sıfır. Gelip geçen belediye başkanları sıfır çalışıyor. Ya şöyle bir yenilik yapın ya. İşten adamdan gidin Cumhurbaşkanı. Niye? Yozgat kadar mı olamayacağız biz yani? Yozgat buradan gözüme. Yozgat hastane. Ben de Yozgatlı arkadaşım çok. Selam olsun Yozgat'a. Yozgat'ta hastane yapıldı. Havaalanı da yapıldı. E bizim buraya da verildi. Hiçbir şey yok Allah'ım. Gurbetçileri hiçbir şey tanımıyorlar. Oraya gidiyoruz gurbetçiyiz. Buraya ama gidiyoruz, şeye sevindim girerken Karaman'a tabela asmışlar. Gurbetçi hemşerilerimiz hoş gelmiş Karaman'a sadece diye. Sadece var başka bir şey yok. İlerleme var. Başka ne var da yani? Başka ne var? Şu cadde var ya başka bir şey var mı Karaman'ın? Şöyle toplum olarak bir gideceğimiz yeri yok ya. Bak, kültür yerimiz dedi. Yok. Hiç ben gencim yok abi ya. Kaç yaşında? Hiçbir yerimiz yok yani. Ne yapmamız lazım? Ya belediye başkanları gitsinler kardeşim uğraşsınlar ya. Milletvekilleri buradan milletvekili seçilmedi mi? Seçildi. Niye uğraşmıyorlar? Herkes kesesine uğraşıyor cebine. Abi benim oturduğum yerde düğün salonu var. Zabba kadar zıngızdık. Tamam işte. Disko. Bir kilometre var. Olur mu öyle şey? Gözümü seveyim ya. Bu kadar olmaz ki ya. Yazık günah ya bu millete. Yani bizim Karaman herpisinden aşağılık mı yani burası? Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Bir içinizde bir dertmiş. Vallahi geldi birini görsen de söyleseydi. Ha bak ben de o yüzden geldim tamam, zaten. Tamam sağ ol Allah razı olsun. Biz de devam edelim. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Kısaca isminizi rica etsek. Hasan Hüseyin Coşar. Fransa'dan geldiniz değil mi? Fransa'nın Lyon'a bağlı Villefranche şehrinden. Ben de Lyon'dan geliyorum. Mezio'dan. Ha sen Mezio'da oturuyorsun. Mezio'da. Ben Villefranche'da oturuyorum. Tamam. Ama Macon'da arkadaşlarım var. Yozgatlı. Bizden ileride daha. İleride. Lyon'la Macon'un ortası bizim. Ha tamam Villefranche'ı biliyorum canım. Biz de öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Sizce Karaman'a dair neler olmalı? Yani insanlar nerelerde gezmeli? Misafiriniz gelse şehir dışından nereye götürürsünüz? Aile yerleri olmalı. Mesela aileyle oturacak parklar olmalı. Lokantalar olmalı. Akşamları aileyle gezebilmeli. Akşamları da gezemiyoruz. Lokanta yok ki Karaman'da. Lokanta yok doğru düzgün. Ufacık ufacık. Ya kliması yok çalışmıyor. Hem terliyorsun hem yemek yiyorsun. Belediye başkanı hiç denetlemiyor. Denetim zaten sıfır. O eskiden de var abi o zaten. Var da şimdi mesela daha şu şeyde yani denetlemesi lazım. O eskiden de var. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Başka Karamanlara söylemek istediğiniz arkadaşlarınıza, dostlarınıza. Herkese selam olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Cafer Balasar, Elmas Köyü'nden. Cafer Bey, Karaman'a dair tarihi nereleri biliyorsunuz? Dışarıdan bir misafiriniz gelse Karaman'ı nasıl gezdirirsiniz? Karaman'ı gezdirsek şurada eski cezaevi de var. Ben yattım oraya. Kiliseyi oraya götürürüm. Bin bir kiliselere götürürüm. Mahdeşer'in oralara götürürüm. Bir de
neydi bu Amazon mağarası mı? Manazan mı neyse. Amazon mağarası mı? Manazan mı neyse işte. Taş gele. Başka neresi var? Kararmanızla nereye gideceğiz? Başa gidecek yer yok ki. İlk yattım dediğiniz yeri tam olarak anlayamadım. O eski Karaman cezaevi var ya şimdiki kilise. İsmini bilmiyorum o kilisenin ismini. Çeşmeli kilise. Çeşmeli kilise. Oraya götürürüm. Başka ne var? Bir de onun karşısında tartan evler var. Benim bildiğim bu. Sizin bildiğiniz varsa ekleyin. Yani. Burası zaten mecburiyet caddesi buranın adı. Karaman Kalesi var mesela. Ya kale kapalı, açık değil oraya. Ondan bahsedebilirsiniz. Ama açık, ben kapalı, ben 20 sene önce gittim ben. Oraya başka da bir daha girmedim, ondan beri kapalı. Açık olsa gezdiririm diyorsun. Da giderim yani, merkezi bir kendimde giderim. Ama 20 sene önce gittiydim, hatta 30 da diyebilirim. O Türk Dil Bayramı da bir gittiydim, ondan sonra kapandı, bir daha açılmadı. Merkezi. Tabii ki merkezi bir yani, gideriz, ziyaret ederiz. Peki Karaman'da olmasını istediğiniz başka bir şey var mıdır? Karaman'da her şey fazlasıyla var. Yeterli bu kadar. Park sorununu zaten belediye başkanı biliyor. Ben ona 10 sefer e-mail yazdım. Ama herkes kendi bildiğini yapıyor. Aktaki meydanından galeriye kadar yerin altına iki katlı otopark yaptığı. Ben ona 10 sefer e-mail gönderdim belediye başkanına. Ama tabii onlar her şeyin iyisini bildiği için bize gerek yok. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hepsini ekledim. Hepsini eklediniz mi? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.